Mimari süslemelerin vazgeçilmeziydi. Günümüzde fayans, porselen, seramik gibi eşyaların süslenmesinde kullanılıyor. Çini sanatı Muğla'nın Milas ilçesinde açılan kurslarla kadınlara öğretiliyor. Önce desen tasarımı dersiyle başlıyoruz. Çinide hangi motif ne anlama gelir? Önce bunları öğretiyoruz. Çizdiğimiz desenleri kontür çizgileriyle, siyah ve mavi tahrir boyasıyla çizimlerini yapıyoruz. Muğla'daki çinicilik kursuna katılanlar mavi ve siyah tahrir boyasıyla desen çiziyor. Sonra o desenleri özel boyalarla renklendiriyor. Hem boş vaktimi değerlendirmiş oluyorum. Aynı zamanda kendi emeğimi, ben bunu da başarabildim diyebilmek beni çok mutlu ediyor. Milas'ın tarihi ve doğal güzellikleri de malzemelere işleniyor. Çay boya almamız gerekiyor ki gri olmasın. Her motifin anlamı vardır. Lale tek soğandan çıktığı için Allah'ı temsilen kullanılır. Karanfil temizliği, saflığı temsil eder. Dervişlerin çiçeğidir. Peygamberimizi temsilen kullanılmıştır. Boyama işleminin ardından çalışmalar, sır denilen cam tozu ve selüloz karışımı bir sıvıya batırılarak fırınlanıyor. Kursiyerler fırına bembeyaz sır örtüsüyle bıraktıkları çalışmalarını rengarenk görünce büyük mutluluk yaşıyor. Boyadığımız renklerin fırından nasıl çıkacağı, yaptığımız emeğin karşılığının ne olacağı ancak fırından sonra belli oluyor. Çin'e tam bir tevekkül. Kursiyerler yaptıkları ürünlerle aile bütçesine katkı sağlayacak. Öncelikle marka değeri, sonra yöresel olarak da çeşitli objelerle kendimize bir marka oluşturarak vatandaşlarımıza sağlıklı bir şekilde ticari anlamda katkıda bulunmak için çalışmaktayız. Çıkış çekiyor.